Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in İtikad derslerimizden 35. suale gelmiş idik. Sual 35. Kaza ve kader nedir? Cevap Kaza kader Allah'ın mahlukatta gizlediği bir sırdır. Evet, kaza ve kader bir sırdır. Fazla kurcalamaya gelmez bir büyüğümüzün söylediğine göre. Ezelde bütün olacakları Mevlamız ilmi ezelisi ile bilmiş ve tespit etmiştir. Bu ezeldeki tesbite göre vakti gelince olayların tahakkuku gerçekleşir ezeli ilimdekine muhalif bir şey olamaz. İşte ezeldeki takdire kader, vakti gelince olayların tahakkuna da kaza diyoruz. Buna bir misal verecek olursak, güneşin takvimlerde tutulacağı saatin yazılması kader, o saatte tutulması da kazadır. Sual 36 Allah şerri yaratır mı? Cevap, evet. Allah şerri de yaratır, hayrı da yaratır. Hayrihi ve şerrihi minallahi ta'ala diyoruz ya amentüde fakat hayrı da şerri de yaratır fakat şerden razı olmaz. Hayrı rızasıyla yaratır. Sual 37. İmanda şüpheli, istisnalı söylemek doğru mudur? Yani iman şüphe götürür mü? Cevap hayır. İnşallah sözü şüphe manası ifade edebilir. Bu şekilde şüphe ifadesinden imanda sakınmalıdır. Dolayısıyla ben gerçekten Müslümanım, ben gerçekten müminim, Elhamdülillah Müslümanım demelidir. Sual 38. Kalbin tasdiki ne zaman kalkar? Cevap: Kalpten tasdik hiçbir zaman kalkmaz. Eğer kalpten tasdik kalksa kişi kafir olur. Zorlama ve tehdit anında dilden ikrarın kalkmasına izin verilmiştir. Fakat bu izni kullanmayıp dil ile de tevhidi ikrar ederek öldürülse şehit olur. Sual 39. İmanı tam olan fasık bir imamın peşinde namaz olur mu? İtikadı dürüst ama fasık bir imam. Bunun arkasında namaz sahih olur mu? Cevap evet. Sahih olur. Böyle bir imama uyulur. Zira iman sabit olduktan sonra amellerin bozuk olması kişiyi imandan çıkarmaz. Fakat bu kılınan namazı tekrar iade etmek daha güzel olur buyurulmuştur. Sual 40. Büyük günahları işleyen dinden çıkar mı? Cevap hayır. Günahın haramlığının kabullenerek, günahın haramlılığını kabullenerek yaparsa günahkar ve fasık olur. Yani içki içmek büyük günahtır. Ama içki içmeyi mübah görmek kafir eder insanı. Sual 41. Mesh caiz midir? Yani mesler üzerine mes etmek caiz midir? Cevap, evet mesler üzerine mesh etmek seferde ve igamette, yani seferi iken de, mukim iken de, seferi değilken de caizdir. Sual 42. Yapılan dua ve sadakalar ölülere fayda verir mi? Cevap, evet. Fayda verir, onların hakkında şefaatçi olur bu yapılan güzel ameller. Sual 43. Miraç nedir? Cevap, Miraç peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yükselip Rabbisi ile görüşmesi olayına denir. Sual 44. Miraç kaç kısımdır? Kaç kısımda gerçekleşti Miraç? Cevap iki kısım. Mı? iki kısımda gerçekleşmiştir. Birinci birincisi İsra yani gece yürüyüşüdür. Ki Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gece gelişidir Efendimiz'in, ikincisi de miraçtır. Yani birincisine İsra, ikincisine miraç diyoruz. Mescid-i Aksa'dan yükselip gökleri aşarak, Sidre-i Münteha'yı geçip ahiret alemine ulaşarak Allah Teala ile Peygamberimizin görüşmesidir. Buna da miraç diyoruz. Şunun altını çizerek bir daha tekrar ediyorum. Miraç'ta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sidre-i müntahayı geçmiş, ahiret alemine ulaşarak, dikkat buyurun, ahiret alemine bir geçiş yapıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Allah Teala ile, ile görüşmesine miraç diyoruz. Sual 45. İnkar eden ne olur? Yani miracı, miracı inkar eden ne olur? Veya İsra'yı. Cevap, İsra'yı inkar eden kafir olur. Çünkü bu kısım ayetle sabittir. İsra suresinin birinci ayetinde bunu Cenab-ı Hak haber vermektedir. Mekke-i Mükerreme'den kutsu Şerife gelişini Allah bizzat ayetle haber vermektedir. Bunu inkar etmek kafir eder insanı. Miraç kısmını kudüs Şerif'ten sonrasını inkar eden bid'atçı olur. Her ne kadar kafir diyemese bile ehli sünnet itikadına göre bid'at ehli olur buyurulmuştur. Sual 46 sırat, mizan, amel defterlerinin dağıtılması var mıdır? Cevap, evet bunlar haktır. Zira bunları sadık haberci Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz haber vermişlerdir. Sual 47. Cennet ve cehennem var mıdır? Cevap, evet şu anda cennet ve cehennem vardır. Ebedi olarak daimidirler. <laughs> cennet ve cehennem yoktur diyenlere kulak asmayın. Onlar tehlikeli sözler söylemektedirler. Bu sözleri onları küfre sokmaktadır. Sual 48. Cennete giren çıkacak mı? Cevap hayır. Cehenneme girenlerden imanı olan günahının cezasını çekip çıkar, cennete girer ve cennette o da ebedi kalır. Sual 49. Aşere-i mübeşşere kimlerdir? Cevap. Aşere-i mübeşşere cennetle müjdelenen 10 sahabidir. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir, Hazreti Abdurrahman bin Avf, Hazreti Saad bin Ebi Vakkas, Hazreti Said bin Zeyd, Hazreti Ubeyde bin Cerrah, Allah Celle Celaluhu hepsinden razı olsun. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Cenab-ı Hak aşire-i mübeşşerenin Efendimizin şefaatine nail eylesin. Efendimizin yolundan, izinden, sahabe-i kiramın yolundan, izinden bizi ayırmasın. Amin. Bi hormeti seyyidil murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.